Merhaba Bant Mek severler ve Bant Mek'i bilse sevecek olanlar. Zannediyorum William Shakespeare görse what the fuck is going on diyebileceği günlerden geçiyoruz hep beraber. Bu günlerden geçerken 27 Mart'ın da bu günlere denk gelmiş olması oldukça üzücü. Ama zannediyorum bu geçirdiğimiz tuhaf zamanlarda fark etmişizdir hep beraber. Tiyatronun bize değil de bizim tiyatroya daha fazla ihtiyacımız olduğunu. En kısa zamanda tekrar sahnelerde görüşüp, oyunlar oynayıp sizlerle buluşmayı diliyorum. Özlemle ve sevgiyle her birinizi öpüyorum. İyi günler. Merhaba Bant Mek derken aşağıda odun kırmaya başladılar. Balattayız. Her türlü çılgın ses az sonra bu kayda girebilir. Yan tarafın horozundan şüpheleniyorum. Çünkü ne zaman önemli bir kayıt almam gerekse o da kesinlikle kayda giriyor. Onun dışında ne yapıyorum? Kitap okuyorum, müzik dinliyorum, film izliyorum, spor yapmaya çalışıyorum, yemek yapıyorum. Yani aslında işsiz kalmaya alışık bir oyuncu olarak, çünkü oyuncular hayatlarının büyük bir kısmını böyle geçiren insanlar bir taraftan. Bunlara alışığım. Bir de evden çıkmayı çok sevmediğimi de bilen bilir. Karantina okey. Ailemi görememek üzücü. Evde kalması zor olan insanların ne yapacağını düşünmek üzücü. Evde kal demenin ne yazık ki bize düşmediği, onlara güvence verilmesi gereken bir dönemden geçiyoruz. Ve o güvence verilmeli. Onun dışında tiyatro... yıllarca bütün salgınları, bütün savaşları atlatmış bir sanat dalı. Girdi işte. Yaşasın tiyatro diyoruz Maliye'nin horozu ve ben. Merhaba herkese, selamlar. Öncelikle Dünya Tiyatro Gününüz kutlu olsun. Bu sene geçmiş yıllardan farklı olarak sizlerle böyle karşı karşıya kanlı canlı karşınıza gelemiyoruz. Bildirgemizi okuyamıyoruz. Bizim adımıza çok üzücü bir durum bu. Normalde tiyatro her felakette aslında yan yana olarak, birlikte olarak yaşadığımız hissi atlatmakla ilgili aslında bize çok yardımcı olur. Ama bu defa bunu da yapamıyoruz. Gafil avlandık birazcık. Ama geçeceğine inanıyorum tabii ki. Hepimiz geçeceğine inanıyoruz. Her zaman ayakta kalan tiyatronun yine ayakta kalacağına da inanıyoruz. O yüzden kendinize iyi bakın, evde kalın. Ve bu süreç bittiğinde aslında sanata, tiyatroya, resme, heykele, edebiyata, hepsine, sinemaya, hepsine daha bir dört elle sarılın. Dileğim budur sizlerden. Hepinizi öpüyorum, hoşça kalın, iyi bakın kendinize. Herkese... Evet, bu karantina günlerinde uzayla gördük ki sosyal medyada herkes birbirine güzel güzel meydan okumalarda bulunuyor. Kitaplar vesaire. Bizim de bazı kitaplarımız var. Nasıl geçiriyoruz evde zamanımızı gösterelim. Gidiyorum. Kısa çoraplı zürafa. Laika astronot köpek. Seninkisi hangisi? Çiftlik hayvanları. Çiftlik hayvanları. Evet, biz de meydan okuyoruz. Audrey Meydan. Kolay öyle Dostoyevskiler, Camus'ler bir şeyler. He? Bunları okuyacağız arkadaşlar, bunları. Şu an tiyatroyu ara vermiş olsak da özellikle ben ayda 15-16 oyun oynuyordum. 3 farklı oyundaydım. Nasıl bir boşluğa düştüğümü size anlatamam. Allah'tan güzel ailem var, uzay var, eşim var. En kısa zamanda yine çok güzel, sağlıklı günlerde sahnede buluşmak dileğiyle. Hepinizi çok seviyoruz. Sen de bir öpücük yolla. Evde kal. Evde kalın Batara. Batara bizim yeni kelimemiz. Mart Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun hepimiz için. İlk kez böyle bir ortamda kutluyoruz bu günü. Ama uyarılara uyarak, önlemlerimizi alarak, zorunda olmadıkça evden çıkmayarak en az hasarla atlatacağız bu günleri diye umuyorum. Bir sonraki 27 Mart'ta şu an buluşamadığımız seyircimizle daha coşkulu bir şekilde, ki şu an hangi arkadaşımla konuşsam bu mesleği paylaştığım, okumadığı kitapları okuduğunu, izlemediği filmleri izlediğini, yeni şeyler ürettiğini söylüyor. Ben de elimden geldiğince evde böyle vakit geçirmeye çalışıyorum. Bir sonraki 27 Mart'ta dünyanın kıymetine daha fazla vardığımız, daha çok şey ürettiğimiz ve paylaştığımız bir 27 Mart olur diye umuyorum. Hoşça kalın. Herkese iyi günler.
Herkese selam. Öncelikle BantMek ekibine teşekkürlerimizi ve sevgilerimizi iletmek istiyoruz. Bu karantina günlerinde bizim için de bir değişiklik oldu. FaceTime yapmak. Yapıyorduk, evet. Oyunu özledik biz biraz. Sosyalleşmeyi, oyunu, birbirimizi dışarı çıkmayı ama tabii ki sağlığımız her şeyden önemli diyerek evde kalıyoruz ve evde mutlu olmanın yollarını arıyoruz. Aynen. Ne yapıyorsunuz? Karantina nasıl geçiyor? Ya ben çok aramıyorum zaten. mutluyum yani. Gün nasıl geçiyor anlamıyorum gerçekten. Mutfakta yemek yapmak olsun, temizlik, okumak, yazmak, çizmek. İşte sizinle konuşmak. Spor, evet. Delicesine. Çünkü yediklerimizi eritmezsek nasıl çıkarız buradan bilmiyorum. Ya da yapmak. Yapıyoruz ki yer açalım. Değil mi? Onu sodayla yapacağız onu. Boş ver, spora gerek yok. Spordan konuştunuz da anında sıkıcı oldu ortam arkadaşlar. Ben yeni bir oyun yazdım. Onun okumasını yapmak istiyorum online'da. Ne diyorsun? Eyvah. Işıklar yavaş yavaş da açılır. Hande ne yapıyorsun karantinada sevgili Hande? Vallahi aynı şekilde benim de. Ben de evde vakit geçirmeyi sevdim. Güzel yaratıklar. Ama tabii ki sizi özledim. Oyuna çok özledim. Normalde de bir ara girdiğinde çok özlüyorum. Gerçekten çok özledim. Evet, umarım en kısa sürede buluşuruz. Evet. Sahnede olmak isterdik. Ama umarım seneye Dünya Tiyatrolar Günü'nde daha sağlıklı zamanlar, daha keyifli oynayacağımız Dünya Tiyatro Günü'nde elbet buluşacağız. Beraber oluruz. Ve hep bir ağızdan kutlu olsun. Hep evet, Dünya Tiyatrolar Günümüz kutlu olsun ve hep bir ağızdan evde kal der miyiz? Görüntüler donmadı sürece tabii. Evde kal. Neyse demişiz gibi düşünün arkadaşlar. Dünya Tiyatrolar Günümüz kutlu olsun, evde kal. Kutlu olsun. Herkesin. Karantinada 14. günüm. 14 gündür sadece köpeğimin ihtiyaçlarını karşılamak için kapının önüne çıkıyorum, o kadar. Onun haricinde kimseyi görmedim, kimseyle görüşmedim. Zor zamanlar, enteresan zamanlar. Bir şey yapmıyorum, evdeyim, duruyorum, müzik dinliyorum, hiçbir şey okuyamıyorum, bir şey de izleyemiyorum çünkü konsantre olamıyorum. Stok yapmadım, böyle yiyecek, tuvalet kağıdı falan doldurmadım. Sadece su var. Zaten yemek yapmayı da bilmiyorum. Sanırım ilk ben ölürüm. Onun haricinde değişiklik olsun diye bıyık bıraktım. Pek bir değişiklik olmadı. Dünya Tiyatrolar Günü kutlu olsun. Teşekkür ederim. Umarım daha güzel günlerde güler, eğlenir, kahkahalar atar, ağlarız. Ağlanacak halimize güleriz. Aynen şu anda olduğu gibi. Herkes kendine dikkat etsin ve lütfen evde kalsın. Distopya'dan sevgiler. Merhabalar efendim. Öncelikle bol koronasız günler dilerim hepinize. Merak etmişsiniz bu starlar, bu tiyatro starları ne yapıyor evde diye. Hepsi çıldırdı mı acaba diye. Tabii ki çıldırmadı. Gördüğünüz gibi hepimiz çok normaliz. Bu da süt, aman diyeyim. Ben sabahları uyanıyorum önce. Uyanmak çok önemli. Sabah saatlerini tercih ediyorum uyanmak için. Ondan sonra kahvemi yudumluyorum. Sonra bir pilates videosu açıyorum YouTube'da böyle. 25 dakikalık böyle şakkalı onu yapıyorum. Çünkü formumu korumaya çok özen gösteriyorum efendim. Ondan sonra vakit ya bu. Bol! Bir de üstüne yoga yapıştırıyorum. Yogam da tamamlandıktan sonra dansa geçiş. Dans ediyorum bir saat. Bir kitap okuyorum. Çünkü entelektüel seviyesi çok yüksek bir insanımdır ben. Her gün bir kitap okurum. Ama böyle 100 sayfalık kitaplar. Çok da abartmamak lazım. Yaparsam kek brownie yapmayı deniyorum ama yapamıyorum. Sonra akşam oluyor. Akşam çok güzel. Çünkü akşam hepimiz paniklemeye bayılıyoruz. Kabul edelim. Adrenalini çok yüksek günler geçiriyoruz. Adrenalin. O yüzden en büyük, en önemli aktivitemiz bu oldu. Paniklemek işte böyle. Aman Allah'ım hepimiz ölecek miyiz falan böyle. Ay öldüm, ay ölmemişim falan. Nabzım kaç öksürdüm. Sen nasılsın, ben iyi değilim falan. Cüneyt Özdemir'in programını tavsiye ederim böyle. Bu iyi bir giriş oluyor akşama. Böyle akşam 8 civarı YouTube'da böyle bir canlı yayını var. Onu izliyorum önce. Ondan sonra o bitince tabii ki haber kanalları açılıyor ve haber kanallarında çok saygın profesör doktorlar 7 gündür çıkıp ellerimizi nasıl yıkamamız gerektiğini bize anlatıyor. Şimdi olumlamalar yapılıyor. İşte onu yaptık, bunu yaptık. Her şey yolunda. Biz atlatacağız. Biz çok daha iyiyiz diğer ülkelere göre. Biz
süperiz falan. O da iyi geliyor. Tabii bütün bunları yaparken aynı anda görüntülü konuşma gerçekleştiriyorum. 5 tane çok saygın arkadaşımla. Daha çok panikliyoruz böylece. İşte böyle astroloji konuşuyoruz. Yok Gaia bizden işte şeyini hırsını alıyor. İşte artık bu sonumuz çünkü virüs aslında biziz falan filan böyle çok tatlış. Sonra bütün bunlar bittikten sonra efendim erkek arkadaşım bende. Onu seviyorum. Kedilerim var onları seviyorum. Meditasyon ve uykuya geçiş. Evet efendim, benim bir günüm böyle geçiyor. Çok güzel, ben memnunum açıkçası. Hepinizi çok öpüyorum, sosyal mesafeyi koruyarak. İğrenç bir şaka oldu. Ne diyorum, sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum efendim. Kendinize iyi bakın, sağlıklı günler dilerim. Atlatacak mıyız, bilemem. Herkese merhaba. Aslında ben sanki tiyatrolar kapanmamışçasına üretmeye devam etmeye çalışıyorum. Şu an iki yeni oyun var. Hatta biri bir Bergman uyarlaması. Telekonferans yöntemiyle oyuncularla prova almaya ve üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Sezon ne zaman açılacak? Yazın mı açılacak? Kasım'da mı açılacak? Çeşitli senaryolar var. Ama ne zaman açılırsa açılsın sonuçta bizim tiyatrocular olarak evde üzülüp ağlayıp ah ne yapacağız demektense üretmeye devam etmemiz gerektiğine inanıyorum. Sonuçta 13-18 yaş arasındaki YouTuber'larla benim mücadele etme şansım yok. Baktık olmuyor. İşte ne Warcraft mı? PlayStation oyunlarını tanıtmaya başlayacağız. Kanalıma hoş geldiniz. Merhabalar herkese. Dünyama hoş geldiniz. Böyle diyorum çünkü bu virüs dışında, bu zorunlu karantina dışında benim hayatımı, yaşama şeklim zaten bu. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Bazıları için çok zor, hatta travmatik geçiyor. Bunu görüyorum, okuyorum, şahit oluyorum. Ancak kendinizle bu kadar fazla vakit geçirmekten korkmayın bence. Çünkü hani hayatımız, sevdiğimiz bütün filmleri izlemek için, kitapları okumak için ya da müzikleri dinlemek için, konserleri görmek için hiç yeterli değil. O yüzden yapabileceğiniz çok fazla şey var. Ne olur öncelikle bunun farkında olarak sıkılmak diye bir şeyin söz konusu olmadığını, ancak bu duruma sizin kendi kendinizi düşürdüğünüzü fark edin isterim. Onun dışında Dünya Tiyatrolar Günü'nde 27 Mart'ta Frankfurt Tiyatro Festivali'nde sahnede olacaktım. Birazcık Aşklar oyunumla. Benim için çok havalı ve müthiş bir durumdu. Ancak iptal etmek zorunda kaldık elbette. Sanatla kalın diyebilirim. Elbette sporunuz yapın. Bunu söylemek benim haddime değil. Ben çok oralarda değilim. Sadece şunu söyleyebilirim. Evet, doğa bizi var etmiştir. Ancak sanat insan kılmıştır. O yüzden aklımızı, ruhumuzu dinç tutmamız adına, ki bence bu çok önemli, sanattan kopmayın. Okuyun, izleyin, dinleyin. Sevgiler. Malum sebepten dolayı bu 27 Mart'ta ne yazık ki sahnede olamıyoruz. Sizlerle buluşamıyoruz. Belli ki bu bir süre daha böyle devam edecek. Bu süreci bir an önce arkamıza bırakmak için de yapmamız gereken en doğru şey bir süre evde kalmak. Birazcık hayatı yavaşlatmak. Kendimizi ve etrafımızdaki herkesi bu hastalık riskinden korumak ve kurtarmak. O zamana kadar şimdilik evlerimizden buluşmaya devam edeceğiz. Ama tabii bu 27 Mart'ı kutlamamıza engel değil. Umuyorum ki önümüzdeki zamanlarda hep birlikte kutlama şansımız da olacak. Ama 27 Mart'ımız kutlu olsun. Herkese merhabalar. Koronavirüsüyle savaşırken evde kalmak zorunda olduğunuz için sıkıldığınızı tahmin edebiliyorum. Birkaç önerim olacak. Üretmekten ve plan yapmaktan bence vazgeçmeyin. Mayıs programında oyunlarda neler var? Hangisine gitmek isterdiniz? Tiyatrolara bakın. Bol bol kitap okuyun. Evinizi temizleyin. Köşe bucak düzenli bir hale getirin. Sonra güzel beslenin. Böyle güzel meyve sebzeyle beslenmeye çalışın. Evdesiniz diye abur cubur tüketmeyin. Sevdiklerinizi arayın. Günlük tutun. Film izleyin, dizi seyredin, kitap okuyun. Yapacak o kadar çok şey var ki bunları programlasanız zamanınız yetmez. Bence umut etmek ve plan yapmak insanı en çok ayakta tutan şey. O yüzden şimdiden Mayıs programında hangi oyuna gideceğinize karar vermenizi istiyorum. Dünya Tiyatrolar Günü'nüzü kutluyorum. Sevgiyle, sağlıkla ve mutlu kalın. Tekrar kavuşana kadar sağlıklı kalın. Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun.